her ülke kendi çıkarı için çalışıyor. Öyle pozisyon alıyor. Önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yunanistan ve Rum yönetimi arkalarına Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de aldı ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırdı. Fransa'nın baskısı Avrupa'nın bir kısmından destek gördü ama beklediği kadar değil. Gerilim en tepe noktadayken beklenen oldu. Amerika devreye girdi. Ne yaptı? Rum yönetimine 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırdı. Özetle ikizler Yunanistan ve Rum yönetimi, ayrıca Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, kısmen İtalya ve şimdilik görünürde Amerika bir cephede toplandı Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında, Akdeniz özelinde. Ama son adım Rusya'nın Doğu Akdeniz'de atış talimi yapmak için Türkiye'den izin istemesi. Harita burada ve o izin sonrası, Türkiye'nin verdiği izin sonrası Navtex'in yani denizcilere yönelik bilgilendirmenin Antalya Navtex Bürosu'ndan yapılmasının verdiği mesaj çok net. İşte atış talimi yapılacak bölge burası. Çok net mesaj dedik. Yeni bir denge unsuru bu aslında. Rusya diyor ki bu hamlesiyle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tartışmalı dediği o alanda atış talimi yapmak için tek yetki Türkiye'de. Ondan izin alırım. Bu bölge Türk kıta sahanına dahil. Ama bu şu demek mi? Onu da net olarak söyleyeyim. Rusya bu gerilimde evet Türkiye'nin yanında ama ittifak mı? Hayır. Rusya Avrupa Birliği'ne, Fransa'nın son günlerdeki kabadayılıklarına ama özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye'nin yanında yer alıyor gibi. Gibi diyorum çünkü Suriye'de yaşananlar Rusların terör örgütü PYD-YPG ile Dışişleri Bakanı düzeyinde kurulan ilişkinin fotoğrafı ki geçen günlerde aktardık. Rusya'nın da bölgesel çıkar diplomasisi yürüttüğünü net olarak gösteriyor. Ama bugün Doğu Akdeniz'deki bu gelişme özelinde bakıldığında hem Rusya politikası hem Rus dış politikası hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezi bakımından Rusya ve Türkiye'nin ortak atmış olduğu bir adım var. Çok net ve çok açık bir mesaj var orta yerde.